Böyle bir sunum bekliyor muydunuz Yusuf Bey? Hiç beklemiyordum. Niye beklemiyordun? Kadın o kadar kendini şaşırttı övüyor. Beni. Şaşırttı. İddialıyım diyor. Evet, buyurun, iddiasını güneşen göstermiş. Şaşırttı sen beni. Sen pek gözünde şey yapmadın galiba. Böyle Ayşegül Hanım'ı bir yere oturtturmadın. Oturtturamadım çünkü o kadar ikili ki bir karaktere büründüremedim. Mesela? Dünkü tavrı hiç değil. Genelde ikili yüzü misinizdir çok ekşi Ayşegül bugün Hanım? Yok, umarım yemeğiniz hiç, de ekşi değildir. Hiç değil, hayır. O Yusuf Bey sizi tam bir yere oturtturamamış kafasına, o yüzden çok şaşırdı. Böyle bir sunum beklemiyormuş. Evet. Aşk olsun. Bana sosyetik dediniz, sosyetik sunum. Onu yansıtmışsınız ama evet, umarım ekşiliğinizi yansıtmamıştır. Ben ekşi değilim Yusuf Bey. Yani heyecan olabilir. Sonuçta biz kameralara alışkın insanlar değiliz. Yani farkında olmayabilirim. Heyecan yani şey, hani ters bir şeyim yok yani. Öyle şimdi yanlış anlaşılmasın. Ben buyurun yani. Çevirmeden bir şey söyleyebilir miyim? Hı hı. Bunu bu şekilde mi servis ediyorsun? Evet. Enginar dolması böyle yeniyor ya. Hayır, böyle yenmez. Böyle ben egeliyim hanımefendi. Hayır. Beni hayır hayır, bu asla böyle çevrilmez. Böyle çevrilmez mi? Nasıl yiyeceğiz? Şimdi nasıl bakacağız? Nasıl yiyeceğiz? Tamam, anlatayım. Şimdi enginar dolmasının şu kabukları elimizi süreceğiz buraları, yani. Tamam, onu biliyorum. Hı hı. Bu şekilde evet, yemek istemiyorsanız. Tamam. Enginar evet, dolması nasıl yenir onu evet, öğreniyoruz sevgili seyirciler evet, şu anda. Ben şekilde, daha önce yemediğimi belirtmiştim. Ama sunumu bunun her yere bakabilirsiniz, içinin sorabilirsiniz. İçinin bıyığını almadınız mı? Oymadınız mı? Almaz mıyım hanımefendi? Aldım, kaç saat uğraştım. Bunu böyle kesersiniz. Hani istemiyorsanız yani benim gösterdiğim şekilde buradan tepesini ya da içinin pirincini hani nasıl istiyorsanız yiyebilirsiniz. Mine Hanım, sizce o tüyüyle pişirme ihtimali var mıydı Ayşegül Hanım'ın? Pişirmiş zaten kendi olur tabayında canım, var. Bak tüyüne nerede bak. Nerede var? Bak. O kadar ucunda olabilir olmaz, canım. Olmaz. Sonuçta o kadar uğraştık. Yok. Nasıl yok, olmaz? Mine Hanım siz olmaz, daha yani nasıl yeneceğini yanlış söylediniz. Niye canım? Bakın, ben çevirdiniz, de insanın ben de yiyorum bunu. Tamam, böyle yenmez bu. Bak ben öbür türlü yenmez. Çevrildiğini hiç görmedim. Hayır canım böyle öyle yenmez. Ne bir restoranda, hayır, ne canım, bir arkadaşımda, ne ailemde, yani bir tek siz hiç Ege'de bir yerde görmedim. Biz de Gemlik'teyiz, biz de yiyoruz. Ama ben size yemiyorsunuz, bilmiyorsunuz he, demedim zaten. Ben görmedim dedim. Biz de deniz kıyısı insanıyız. İşte ben de söylüyorum. Biz böyle yapmıyoruz. Tamam, o biz zaman ortasının bütün o tüylerini alıyoruz. Ben de aldım, ben de aldım. Almamışsınız yani Ayşegül kenarında, Hanım, ucunda aldım kalmış deyip olabilir. Aldım olmaz canım, öyle kamerada seyredersiniz. Yalan mı söyleyeceğim kalan Mine Hanım? Tüyler ben gördüğüme inanırım. Çok pardon, şeyiniz de değil. Mine Hanım, evet, şunlar mı kalan? Evet, onların diyor, olmaması gerekiyor. Bakın ben onların temizlenmesi bunu lazım. İzmir'den getirdim. Kaç tamam, gündür bu enginar bekliyor. Bekleye bekleye de illaki tazeliğini birazcık kaybediyor. Ben taze değil demedim zaten. Tüylerden ama bahsediyorum. Ama söylemek istediğim o işte. Hayır. Tazeliğini madem beceremeyecektiniz hazır alsaydınız. Beceremediğimi bak, siz mi söylüyorsunuz? Bak, hayatınızda bak, enginar dolması görmemişsiniz, yememişsiniz. Görmemiş değil, neye yememiş. Göre benim Kadir Bey. Tamam, neye göre beceremeyeceğimi görmemiş söylüyorsunuz? Görmemiş de diyorsunuz ama biraz önce araştırdığımı söyledim bakın, ben size. O araştırmak çok başka gerekiyor, bir şey. Yani dediğim aynı gibi kenarında kıyısında biraz bu kalmış yenmez olabilir. Tamam, onu yemeyin lütfen. Siz bakar mısınız yemeyin lütfen? Onu. Pirinci pişmiş mi, enginar pişmiş bir şey mi? İşte, tabak ekşisi olmaması da gerekiyor ya var, yemediğimiz. Var. Hayır, onu da yiyebilirsiniz. Benim eşim yiyor mesela. Bak bu doğru. Şu doğru bak. Bunu böyle yemek. Evet. Bunun ortasında yumuşayı vardır. Onu yersin. O doğru. Okey. Ama yani içini temizlenmemiş. Halbuki o kadar kaşıkla içlerini oydu, 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 oydu. O kadar uğraştım ki Kadir Bey burada yani. O kadar tamam da, evet, kenarında tamam kalmış da olabilir. Bir şey demiyorum. Peki, ben de görüyorum. Normal mi yoksa? Yani bu hayır, kadar bu kadarı kalamaz. Hayır, kalamaz. Bu kadar kalamaz. Uğraşta, hayır. Bak ben de dolma yapıyorum. Kenarında kıyısında ben de enginar dolması yani, şey, enginar dolması yapıyorum. Eşim getiriyor zeytinlikten. Ya mümkün değil ya. Valla eşim bunu görse kafama atar benim. Mine Hanım bana çok abartıyor, abartıyor diyor sürekli ama hiç katılmıyorum. Kendi orada kalktı, eşi bunu benim kafama atar falan dedi. Hem diyor ki ben dominantım, zorum. O zaman eşi nasıl kafasına atıyor acaba? Eşim için söylediğim cümlelerin hepsi doğru. Gerçekten kafama atardı. Ben asla abartmam. Hislerim beni yanıltmıyor. Ekşiliğinizi de katmışsınız. Dolma gerçekten ekşi olur zaten. Hani dolma zeytinyağlı ya. Domates ezmesi, mezesi. Yediniz mi hepsini? Tadına baktım. Aa, hepsini. Dolma evet, ekşi mi olmuş? Yani. Dolma ekşi olur zaten. Ekşi olmaz. Ekşi olmuş derken suda biraz daha bekletebilirdiniz. Neyi? Kuru domatesi. Suda sıcak niye bekletiyorum? Biraz anlamadım ben. Ekşiliğe gitsin diye. Çok ha, ekşi. Yani bunun ekşiliği domatesinden mi kaynaklanıyor sizce? İçinde peki onun neler var? Bana söyleyebilir misiniz? Limon da vardır illaki ya tamam, da limon tuzu. Ekşi tat verebileceklerden tamam, bahsediyoruz. Tamam, ne var? Bana bir söyler misiniz lütfen? Onun içinde neler var? Rica ediyorum. Bir an söyler misiniz bana?
damak tadınızı yani ağzınıza damak neler geliyor? Damak tadıma uymuyor demedim bu arada da. Tamam, sadece hani ekşi, fazla ekşi dedim. Söyler misiniz? İhtimalleri lütfen söyledim. Ya limon vardır, ya tamam, sumak vardır, ya da limon tamam tuzu vardır. Tamam. Haricinde bir onun şey göremiyorum. Onun içinde başka bir şey var. Arkadaşlar da tatsınlar, beraber konuşalım. Okey. Semizotu çok basit olduğundan dolayı portakalla öne çıkarmaya çalışmışsınız. Başarılı. Sadece semizotunu beğendim. Afiyet olsun. Sadece yoğurt ve semizot. Afiyet olsun. Ama emeğinize sağlık, elinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun Nurşan. Tabakla koymamak için bunu tabak yaptınız herhalde. Evet, tabak tabak içinde olmasın görüntü diye. Evet, ben normalde de kullanıyorum. Enginarı hiç beğenmedim. İçeriğini de beğenmedim açıkçası pirincini. Olabilir. Kusura bakmayın. Ama neyi beğenmedin? Yemedim. Açtım bu kadardı bana zaten. Nurcan, pirincin dediniz ya beğenmedim. Neyini beğenmediniz söyler misiniz? Pişmemiş mi? Yağı mı yok? Tuzu mu yok? Ne olmuş? Bir tık baharatı ve bana gırç gırç geldi ağzıma. Pirinci mi? Pirinci o kadar çok pişmiş ki biraz daha olsa artık böyle lapa olacak. Bu nasıl yok gırç gırç bana geliyor? Bana gırç gırç geldi ağzıma. Bu pirinç zaten hayatta çok fazla gırç gırç pirinç gelemez. Yok zaten bende. Zaten o kadar bulabildiğini çok pirinç olamaz arasından yani bulabildiğini yedim zaten. O kadar çok zaten olmaz. Bu sarma değil de yani biber yok, pardon bir biber dolması yok bir Yusuf Bey'in değil tabağına bakıyorum. Bir kendiminkine bakıyorum. Nasıl herkese yani eşit dağıtmamışsın. Yok Yusuf Bey'inkine bakıyorum, bir kendiminkine bakıyorum. Neyi eşit dağıtmamışım? Adaletsizlik. Tamam, neye eşit dağıtmamışım Yusuf Bey? Eşit pirinci mi? Bana gelen pirinç ya oranı kadar Nurşan'ıma gitmemiş mesela. Yusuf Bey, Allah'ınız aşkına ya. Yani enginarları ben alırken bunun katlarını sayayım pirinç da. Pirinç oranı dedim ama. Pirinç tamam eşitliğinden işte, enginarın ortadan kenara doğru atıyorum. Onlar bunda 10 kat vardır, öbüründe 5 kat vardır. Lütfen. Sıra Nurşan'da, onu bir dinleyelim. Ben öyle bir şey demedim. Yusuf Bey, söylediği için cevap verdim. Ben sizi dinliyorum. Diyebilirdiniz. Buyurun. Mesela ben dün dedim ya Yusuf Bey'e, ben Mini Hanım'la konuşuyorum, izin verin diye. Siz de diyebilirdiniz aklıma cevap gelmedi vermek pardon yerine. Evet, aklıma gelmedi. Peki pirinçler cidden diri mi? Bu pirince diri demeyin diri olarak lütfen değil yani. Diri demedim, böyle gırç gırç olarak geldi dedim. Böyle ne diri demek değil o gırç gırç? Yani nasıl, nasıl bir şey gırç oluyor? Hani bir çok pişen pirinç gırç gırç nasıl yapar? Yanlış bunu kelime de kullanmışız birim. Böyle ağzıma yapışıyor yani pirinç. Allah Allah. Aslında ağzınıza yapışan. Tam ifade edemediğini düşünüyorum şu evet, anda. Ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Demek istediğimi anlatamadım. Ben anlayamadım araya yani. Araya anlayamadığım miyim için bir şey de diyemedim. Pirinç suyunu çekmemiş. Diri kalmış. Bu pirinç diri mi? Evet, diri kalmış. Gözünüzü seveyim. Bak, ben devam bak, edebilir miyim bak acaba izin verirseniz? Tabii yine aynı cevap veriyorsunuz. Ama araya girebilir miyim dedi ya, o yüzden susturmadım. Kuru dolmanızı beğendim ben açıkçası. Kuru dolma ne? Kuru domates ama meselesi. Ama kuru domates, özür dilerim. Kuru domatesinizi beğendim. Ekşiliğini de beğendim. Ben ekşi çok seviyorum zaten. Hı-hı. Bu evet basit ama güzel olmuş. Afiyet olsun. Peki Yusuf Bey'e katılıyor musunuz? Hani semizotu basit öne çıkarmak için portakal koymuş mu? Yani sunum, yani evet. Sosyeteliğin kendine güzel yansıtmış baktığı gibi tabağına da güzel yansıtmış. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Güneş Hanım. Ellerinize sağlık. Teşekkür görsel ederim olarak Güneş çok Hanım beğenmiştim ilk geldiğinde ama tadına bakınca hayal kırıklığına hangisinden uğradım. Hangisinden bahsediyorsunuz? Enginar. Ben birkaç defa denedim ama yiyemedim. Hani yiyecek bir tarafını bulamadım maalesef. Hani yiyecek oluru buysa bulamadım. Oluru buysa hani pirincinin tadına baktım lezzetini almak onun için. Ben bir daha enginar var hani düşünmem yani. Hani hiçbir zaman düşünmem. Yemedim şimdiye kadar, iyi ki de yememişim dedim. Beğenemedim maalesef. Salatayı nasıl buldun? Semizotu salatasını yoğurtlu. Güzel, hafif. İyi olmuş, eline sağlık. Peki afiyet olsun. Mine Hanım. Enginar olmamış. İçinin pirinci de az pişmiş. Gerçekten az pişmiş. Ve tabakta ilk geldiği zaman bana ters oluşu bir ben yadırgadım, hani arkadaşlar bilmiyorlardı ama bana yadırgadım. Böyle yenir dedi mesela. Ben şimdi hiç doğrusu görmedim nereden bileceğiz? Açık ben bakalım çok ünlü şeflere yani bakalım. Daha önce dışarıda yediniz mi enginarı? Bilseydim evde yapar. Hayır dışarı, daha önce restoranda hiç enginar yediniz mi? Hani acaba tabii canım restoran biz enginar festivaline gittik tamam şeye. Urla'ya. Hı hı, Urla'ya. Hiç böyle ters konmuş görmedim ben. Ben de hakikaten görmedim yani. Sen nerede gördün ters konmuşu? Restoranda mı gördün? Lokantaya gittim yemek. Bakın enginar şu an görmedim bir şey söylüyorum ben. Ben lüks restorana gitmedim. Oraya festivale gitmişim. Enginar festivalinde. Ben de gittim. Orada lokantada yedim. Ama sen yemiyorsun bile festivalde. Ödül vereceksiniz içinde tahmin ettim. Biraz, biraz önce şey de yaptım dedim ki içine siz koyduğum önce ben söylesem kalanını verebilirim. Bana göre çok değerli. Hayır, ama ekşiliğinden bana göre bahsettiniz tamam işte ben doğru söylüyorum. Buldum ödül verecek misiniz? Yusuf Bey, dördüncü çünkü kez sabahtan söyleyeyim beri bekliyorsunuz. Bak dördüncü kez söylüyorum. İçine koyduğumu bulamadığınız ha, bu şeyin ekşiliğin kalanını evet vereyim. Çünkü bana göre sanırım değerli dedim. Sirke kullandınız sanırım. Ama ne sirkesi?
Elma, elma olabilir. Hayır, alakası yok. Hurma olabilir. Mina Hanım, ben yorum mu yapabilir miyim? Lütfen izin verin. Mina Hanım bir kısım konuşalım. Hurma olabilir. Örnek bir şekerin çok çeşidi var. Sadece elmayla, üzümle bağlı değil. Mina Hanım bitirsin, izin verirseniz buyurun. Konuşalım. Semizotu salatanız güzel, şık. Sunumunu da güzel yapmışsınız. Evet, tabağa yenmeyecek bir şey konulmaz. Çok hoş. Hı-hı. Bu çok kaba geldi bana. Hı-hı. Ve içindeki bana çok ekşi geldi. Güneşte kuruttunuz herhalde. O satı satı o domatesin kokusunu ben çok hoşlanmadım. Hı, olabilir. Herkes yani bunu çok seven de var. Yani. Sevmeyen de hani var. Bu kadar ekşiliği nereden aldınız onu merak ediyorum. Herkes limon yemiş gibi anlatıyor. Kuru domatesi ekşi. Şimdi ben size söyleyeyim, anlatayım. Bunda hurma sirkesi var. Ben hurma sirkesini kendim... Ama sirke işte sonuçta ekşilik oradan geliyor. Ama ben kendim yapıyorum hurma sirkesi. Doğrudur. Evet, ve ben kendim yapıyorum. Şu an bunun içindeki sirke de bir senelik bir sirke. Hurma sirkesi demesine şaşırdım açıkçası. Çok bilinen bir şey değil çünkü. Bilgiler de bilgisiz olduğumu vurgulaya vurgulaya söylemiş. Söyledi ya, araya araya en sonunda buldu. Yusuf hurma sirkesi meselesinde tamamen attı ne tutturabilirim diye. Çünkü saydıklarından başka hiçbir şey kalmadı. Daha yediğinin ne olduğunu bile bilmiyor, anlayamıyor. Saçma sapan yorum yapıyor. Yusuf bence sirke konusunda salladı, o da tuttu. Sallamadım çünkü evde ben de kullanıyorum. Çünkü halk arasında çok bilinen bir şeydir hurma sirkesi. Evet, yani ben seviyorum. Ha işte tası, onu söyleyeceğim. Tadı şimdi, oradan mı geliyor acaba? Arkadaşlar evlerinde hurma sirkesi kullanmıyorlarsa bu biraz yoğun keskin bir sirke. Hmm. Onu dediğim gibi çok seven de var, sevmeyen de var. Saygı duyarım. Kullanmadığınız için dolayısıyla damak tadınız buna alışkın olmayabilir. Alışkın olmadığınız için de bu kadar ekşiliği almış olabilirsiniz. Sadece siz kullandınız yani. Mesela öyle bir konuşma yapıyorsunuz ki kullanmadığınız için tadına bakmadınız. Kullanmadı. Ama şimdi ben onu kullandım. Size hitap ediyordu. Size ben söylemedi. Ayşe Hanım'a söyledi bu arada. Ben şey demedim ki yani kullanamazsınız. Geneleme yapmayın o zaman. Aranızda hurma sirkesi kullanan var mı? Evde. Yok. Ya tamam, kullanıyorsanız o zaman onu hemen almanız lazımdı. Tadar tatmaz, aa bunda hurma sirkesi var demeniz lazımdı. Ama 10 tane yorum yaptıktan sonra en sonunda değil. Çeşit o kadar fazla ki içinde biberiye var, ceviz var, zeytinyağı var, zeytinyağı var. Ya zaten olacak, tadını bastırmış olabilir diye. Kullanmadınız, inanmadınız mı? Peki o kadar tadını bastırdı da dedi, ne zaman çok ekşi dediniz? Bastırarak bilgisiz, dün bilgisiz diyerek biraz zorladım kendimi, buldum. Eziklemek, siz bakın. Biraz önce de tiksinti lafını kullandınız. Evet, tiksinti şimdi de demedim. Yüz eksiltmesi, yüz eksiltmesi. Ben öyle hatırlıyorum. Demişsem de tekrar, demişsem de tekrar söyleyeyim. Tiksinircesine bak. Peki siz Yusuf Bey'in ne farkı var? Çok ayıp. Ay ne kadar değişti cümle. Ne kadar değişti. Madem demişsem arkasında duracağım lafını. Demişsem demek ki bir şey düşünmüşüm ki, yakıştırmışım ki söylemişim. Bakın lütfen rica ediyorum, söylemlerinize dikkat edin. Söylemlerim, yok tiksinç, yok bunda saygısızlık, bir şey yok bu arada. Ama öyle şey kaş göz yamultması, ekşitmesi bir nevi tiksindim manasında da değil mi? Ama dedim biraz önce gayri ihtiyar olabilir. Yorulmuş. Ayşegül Hanım kendini zaten ifade edebiliyor. Yorulmuşsa misafirperverliğe de koyacağım. Giriyor ya. Dün seni savunurken Yusuf hiç sesin çıkmıyordu. Hayır, ben de onu söylemek istiyorum. Yusuf Bey'e söylüyordu. Biz ikimiz birlikmiş. Savunurken ben öyle bir şey söylemedim ama şu an sizi hiç söylemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.